Web tasarım kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Eğer siz de bu videoya YouTube'da 1000 abone ve 4000 saat izlenme nasıl yapılır, YouTube kanalımızı nasıl geliştiririz diye geldiyseniz tam da üstüne bastınız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada bir çıkışa geçmiş kanalımız ve bunun sayesinde arkadaşlar çok fazla izlenmeler almışız ve 4000 saat sınırını arkadaşlar gördüğünüz üzere bayağı bir geçmişiz. 50.000 saat izlenme almışız arkadaşlar. Şimdi son 48 saatteki izlenmelerimizi de görüyorsunuz. 8300 görüntülenme almışız. Bu daha da fazlalara ulaştı. 15.000'i görmüştü zamanında. Şimdi arkadaşlar şu grafiği nasıl yakalarız? Adım adım sizlere anlatacağım. 10 madde sıraladım. Bu tarz içerikleri kaçırmamak adına web tasarım kanalımıza abone olun ve büyük kanalımız arkadaşlar olan Teknoloji Kafası kanalımıza da abone olursanız bu ve bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşabilirsiniz. Kanalımızda zaten mevcut. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz üzere YouTube 1000 abone ve 4000 saat izlenme nasıl yapılır diye bir başlığımız var. İlk maddemiz kanal ayarlarınızı her şeyinizi ayarladıktan sonra belli bir konu belirleyip o konu üzerinden gitmenizi belirtmişim. Ne bu? Kanalınızı ilk açtınız arkadaşlar. Ayarlar var burada. Burada yükleme varsayılanları vesaire vardır. Para birimi falan hepsini iyice bir doldurun arkadaşlar. Buradan gelişmiş ayarlar bölümü var. Video dilinizi her şeyinizi ayarlayın. Zaten web tasarım kanalımızda nasıl açılır, kanal ayarları nasıl yapılır bunları anlattık. Üzerinde durmayacağım bunun. Bunları yaptıktan sonra ikinci maddemiz belirlenen konu üzerine hep aynı daldan ilerleyerek düzenli içerik üretme yazmışım. Yani farklı farklı konulara yönelirsek ne olur biliyor musunuz dostlarım? Hemen diğer kanalıma geçtim. Teknoloji Kafası kanalımız aslında 7600 abone kazanmamış sadece. Şu anda hala hazırda 7600 abonemiz var ama daha fazla aboneler gelmiş normalde. Buna nasıl ulaşabiliyoruz? Hemen aboneye tıklıyoruz. Daha fazla göster diyorum. Şimdi dostlarım burada artı bölümüne basıyoruz. Kazanılan abone sayısı var. Buna basıyoruz dostlar. Ve kaybedilen abone sayısı kısmı var. Bunu da aktifleştiriyoruz. Şimdi dediğimi anlayacaksınız zaten. Kaybedilen abone sayısına da bastık. Evet. Bekliyoruz. Evet. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar kazanılan abone sayısı 11.865. 12.000 abone kazanmışız normalde ama bunun yarısı arkadaşlar neredeyse gitmiş. 4.298 abone de gitmiş. Şimdi videolarımıza bakıyoruz dostlar. Şu videomdan 3077 abone gelirken 221 abone de gidiyor. Şimdi ben şöyle diyeceğim sizlere. YouTube eğitim videomu paylaştım da arkadaşlar. YouTube eğitimi için abone oluyorlar. Sonra bir bakıyorlar ki şöyle bir video var. Lan ne oluyor? Ben buna bugünden dolayı abone olmadım diyor. Ve gidiyor. Abonelikten çıkıyor arkadaşlar. Farklı farklı konulara giderseniz abone sayınız bu şekilde düşük olacaktır ve anlık görüntülenme sayınız da düşük olacaktır arkadaşlar. Bu çok önemli. Benim yaptığım hataları siz de yapmayın istiyorum. Şimdi belirlenen konu üzerine git dedim. Bunu da anlattık. Üçüncü maddemize geçiyoruz. Şimdi dostlar üçüncü maddemizde sık sık video atmanın faydası büyük. Düzenli atmanın ise çok büyük diye belirtmişim. Çünkü şöyle oluyor. Gördüğünüz üzere burada bir düzensizlik var. Sanki buralarda hiç video atmamışım. Sonra birdenbire böyle videolar çoğalmaya başlamış. Evet doğru. Şimdi arkadaşlar ben burada sık sık video atmaya başladım. Sonra birden durdum. Gördüğünüz üzere gösterim sayısını gördünüz mü? Bakın ben burada video atıyorum. Daha kanalı zaten yeni açtığınızda az erişim olur arkadaşlar. Gördüğünüz üzere birden çıkışa geçmiş. Çünkü video atmaya devam ediyorum. Yine çıkışa geçmiş. Bir ivme yakalanmış. Gördüğünüz üzere 34.000 olmuş. Sonra birden yine düşmüş. Çünkü video atmıyorum. Bakın bu sıralar video atmıyorum. Sonra tekrar video atmaya başlamışım. Kanal yavaş yavaş düzenli olarak bakın ortalama gösterim sayıları alıyor. Sonra birden yine bir çıkışa geçmiş ve burada zaten kanalım patlamış arkadaşlar. Bu videolarımı sildim ben. Eski videolarımı. Çünkü konumu değiştirdiğim için. O yüzden hatta diyorum ya sadece tek bir konu üzerinden gidin. Abone sayınızı, izlenme sayınızı otomatikman arttıracaktır bu. Tek bir konu üzerinden sürekli olarak video atmaya başladım. Artık eğitim videoları atıyorum. Gördüğünüz üzere düzenli olarak izlenmelerim gelmeye başlamış. Gösterim sayıları artarak gidiyor. Burada yine bir ivme yakalamışım. Evet, ortalama arkadaşlar gördüğünüz üzere hep artarak gidiyor. Artık grafiğim şu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi bunu diğer web tasarım kanalımızda göstereyim. Analize geldim. Erişime tıkladım. Burayı ömür boyu yaptım arkadaşlar. Zaten kanalı açalı fazla olmadı. 1700 gösterim almış.
Ve farkındaysanız hep bir video attığım gün çıkışa geçiyor gösterim sayıları. Şöyle bir ivme yakalıyor. Şimdi biz eğer ki bu tarihlere dikkatli bakın. Şimdi ben içerik bölümüne geldiğimde tam göreceksiniz. Bakın ilk videom 24 Ocak, sonra 31 Ocak, 7 gün sonra, yani 1 hafta sonra. Sonra 1 hafta sonra yine 7 Şubat, 1 hafta sonra 14 Şubat, 1 hafta sonra 21 Şubat. Farkındaysanız biz her pazar saat 18.00'da video atıyoruz arkadaşlar. Artık YouTube'da bunu çözdü. Zaten buraya da yazmışız, her pazar 18.00'da yeni video var. Bunu belirtiyoruz. Siz de belirtin kapak fotoğrafınızda ve ne olursa olsun arkadaşlar video biriktirin deme sebebimiz de bu. Videolarınız biriksin ve planlama, videoyu yüklediğinizde planlama var. Hangi gün hangi saatte yayınlamak istiyorsanız seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu belirtin ve ben her pazar saat 18.00'da ne olursa olsun bu kanala bir video yüklüyorum. Siz de bu şekilde kendinize bir koşul katarsanız hem düzene girecektir kanal, hem de YouTube diyecek ki bu kanal pazar günleri saat 18'de video atıyor ve ben bunu o saatlerde önerim diyor. Ve bu şekilde ivme yakalıyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz hep aynı gün aynı saatte ivme yakalıyor. Evet, bu önemli bir konuydu. Sık sık video atmanın faydası büyük. Düzenli atmanın ise çok büyük. Bunun üzerinde durduk. Videomuz çok uzun olacak ama umarım sonuna kadar izlersiniz arkadaşlar. Bu tarz içerikleri kaçırmamak adına da abone olup bildirimleri açın lütfen. Şimdi videoların ses ve görüntü kalitesi yüksek olsun demişiz. Bu ne oluyor? Şimdi benim mikrofonum misal teknoloji kafası kanalımda yoktu. Mikrofon gelirlerinizi dahi düşürebiliyor arkadaşlar. Ses kalitesine önem verin. Güzel bir mikrofon almaya çalışın. Normal bir mikrofonla başlayın. Eğer ki YouTube'dan para kazanmaya başlarsanız onunla da belli bir bütçeyle mikrofon alırsınız. Görüntü kalitesine çok önem verin. Ekran kaydedici maksimum düzeyde çalışsın arkadaşlar yani. Montajdan sonra da olabildiğince HD görüntü almaya çalışın. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. 5. aşama, uzun video çekmek çok önemli. Minimum 8 dakika. Şu anda videom 8 dakika oldu. Montajlarla 6 dakika diyelim. Hadi kırptım. Uzun video çekmek çok önemli. Minimum 8 dakika deme sebebimiz nedir? Hemen teknoloji kafası kanalıma geleceğim. İçerikler bölümüne geldiğimde arkadaşlar şurada para kazanmalar açık görüyorsunuz. Şimdi şu videom 13 dakika arkadaşlar. Şu videoma misal bakıyoruz, 13 dakika. Şimdi küçük bir video bulacağım. 8 dakikadan küçük. Evet, bu videomda 2 dakika. İki videoyu karşılaştıracağım ben böyle gelir bakımından. Görüyor musunuz? 1000 gösterim başı gelir 1,53. Şimdi 8 dakika üstü videolara bakıyorum. Hatta aynı konu. Evet, bakın yine aynı konu arkadaşlar. İkisi de aynı içerik. Bir de bunun gelirine bakıyorum. 1000 gösterim başı gelir. Belki arada çok fark yok ama bu da bunun sebebini videomuz süresi arkadaşlar. Videonuzun süresi 8 dakika ve üstüyse, bu 10 dakikaydı, düşürdüler. 8 dakika ve üstüyse videoların içine şöyle para kazanma bölümü vardır. Para kazanma aktifleştikten sonra şöyle videonun ortasında gösterilen reklamları yönetin kısmı var. Bu 8 dakika ve üstü videolarda aktifleşiyor ve gelirleriniz artıyor arkadaşlar. İstediğiniz yere reklam katabiliyorsunuz. Bunu da not düşeyim. Ayrıca uzun videolar ne oluyor? Haliyle sizlere daha fazla izlenme getiriyor. Ne demek istiyorum? Şimdi atıyorum 5 dakikalık bir video, ya da az evvel örnek vermiştim. Yine onlar örnek vereceğim sizlere. 2 dakikalık bir video. Bu videonun tamamını izlesin kullanıcılar, izleyiciler. %100'ünü izlesin. 2 dakika 7 saniye izlenme gelecek bana. Ama şu üstteki video 27 dakika arkadaşlar, uzun bir video. Bu videonun yarısını dahi izlese bu videodan çok fazla izlenme gelecek. Yani bu videoya kıyasla. O yüzden uzun videolar önemli. Ama nereye kadar? Sen uzun video çekeceğim diye de sıkıcı bir video çekersen ne olur biliyor musunuz? Videonuzu YouTube önermez. Der ki kardeşim sen videoyu gereksiz yere uzatmışsın. Sen beni kandırmaya çalışmışsın ve senin videonu önermem ben. Ki izleyiciler ne kadar videonun içinde duruyorsa arkadaşlar ve videonun süresiyle de orantılı olmalı. Yani ne demek istiyorum? Analiz bölümüne yine geliyoruz. Bu videomuzda analizlerle, verilerle çalışacağız arkadaşlar sizler için. Tek tek kanıtlı olarak anlatacağım. Şimdi hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şuradan etkileşime geldim.
Evet, kitleyi elde tutma verileri diyor arkadaşlar. Şurada giriş kısmında misal kitlenizi ilk 30 saniyede en çok tutan videonuz misal buymuş. İlk 30 saniye çok önemlidir ki gördüğünüz üzere ortalama görüntülenme süresi de 2 dakika 27 saniye gayet iyi. Yani ilk giriş kısmına çok önem verin, ilk 15 saniye. Buralara bakın, kesintisiz izlenen segmentler var, görüyorsunuz. Buralar çok önemli, görüyorsunuz arkadaşlar, bu verilere bakın. Onun haricinde arkadaşlar videolardan herhangi birine geldim, hızlı bir şekilde göstereceğim. Misal şu videoma geleceğim. Buradan arkadaşlar etkileşim bölümüne geldiğimizde 1 dakika 33 saniye izlendiğini göreceksiniz. Az evvelki videoya kıyasla bu daha kötü bir video. Şimdi hem 10 dakikalık bir video ve ortalama görüntülenme yüzdesi %16. Ortalama görüntüleme süresi de 1,5 dakika. Yani siz buraya 30 dakikalık bir video yapın, 5 dakika görüntülensin. Ama şu 10 dakikalık videon 3 dakika izlendiğinde bu videonuz o 30 dakikalık videodan daha iyidir. Niye? Ortalama görüntülenme yüzdesi daha iyi. Yani bu ikisini orantılı olarak iyi yapmaya çalışın. Videoyu uzun tutarken de videoyu sıkıcı yapmayın. Umarım yararlı bir video olmuştur. Şu ana kadar izliyorsunuzdur dediğim gibi. Şimdi rekabeti düşük ve çok aranan anahtar kelimelere yönel. Evet, bundan sonrası arkadaşlar. Şimdi şu 7. aşamaya kadar neydi biliyor musunuz? Hepsi sizin elinizdeydi. Yani nasıl desem, hepsini kendiniz ayarladınız, kendiniz çektiniz. Şimdi diğer kısmı ise arkadaşlar hep SEO ile ilgili, arama motoru ile ilgili arkadaşlar. Buralar çok önemli. Bundan öncesi okey ise şimdi 7. aşamaya geçelim. Şimdi dostlar, siz eğer ki nasıl desem, hızlı bir şekilde YouTube'a girdim. Bir eklenti var. İsmini söylemeyeceğim. Şöyle yazayım hatta buraya. Bu eklentiyi eğer ki kurmadıysanız kurun. İleride de bu kanalda yine tanıtımını yapacağım. Nasıl kullanıldığını anlatacağım. Teknoloji Kafası kanalımızda da zaten anlatmıştık arkadaşlar. Rekabeti düşük ve aranma hacmi yüksek videolar dedik. Rekabet nedir? Rekabet arkadaşlar şudur. Misal şurada gördüğünüz en iyi ekran kaydetme programları dijital öğretmenin kanalı. Bu benim rakip kanalımdır. Yani nasıl desem, ben bir eğitim içeriği üretiyorum. Daha doğrusu bunların hepsi rakiplerim de. Ama bu benimle aynı sıralamalarda, aynı aramalarda çıktığı için bu benimle daha fazla rekabet ediyor. Bu benim rakip kanalım açıkçası arkadaşlar. Şimdi rakip kanallarımızı belirlemek için şunu yapıyoruz. Hangi alanda video çekiyorsak, atıyorum YouTube para kazanma şartları yazdığımız sırada şöyle bir arama yapalım. Evet, bizim videomuz birinci sırada çıktı. Aşağı iniyorum. Cem Öztürk diye bir kanal varmış. Bakın, bu benim rakip kanalımdır arkadaşlar. Çünkü aramalarda benimle eşleşmiş. Aynı sıralamalarda çıkmışız. Bakıyorum Çağatay Uyanık. Bakıyorum Mustafa diye bir kanalmış artık. Bunların isimleri önemli değil. Web eğitim. Ama şöyle bir şey diyeceğim. Bazı kanallar var ki çok büyüklerdir. Biz bunlarla rekabet edemeyiz. Evet, ne demek istiyorum ben? Şimdi bu 43,5 abonesi var. 44 bin abonesi var. Bu bir video attığında bu kanal otomatik olarak zaten potansiyel izleyicileri var. Yani en az 2000-3000 görüntülenme gelecektir zaten abonelerinden. Dolayısıyla benim bu kanalla baş edebilmem için, yani baş edebilmem mümkün değil. Ben üste çıkıyorum. Bakın 2000 abonesi var. Video iki eklentisi sayesinde görüyoruz. Bakıyorum bunun abonesi yok, gizlemiş. Bunun 1.97, 3000. Yani bu kanallarla rekabet edebiliriz. Zaten kanalımız 7.5, görüyorsunuz. Kendimizde yani eşdeğer kanalları buluyoruz. İleride bunun üzerinde de duracağım. Buluyoruz arkadaşlar, bakıyorum fazla içerik yok. Burada zaten aranma hacmi yazıyor ve rekabeti yazıyor. Şimdi rekabeti düşük yazıyor arkadaşlar. Rekabeti yüksek yazsaydı ne olacaktı? Bu videoyu, bu konu hakkında, bu anahtar kelime hakkında bir video çekmem doğru olmazdı. Çünkü sıralamalarda bu şekilde birinci sıraya yükselemezdim arkadaşlar. Yükselme nedenim ne? Bakıyorum rekabeti düşük. Videom uzun değil. Şuradaki şartların hepsini tek tek karşılıyor. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? 45 bin abonesi olmasına rağmen bu web eğitimin, ben onun videosunun üzerinde duruyorum arkadaşlar. Şimdi YouTube para kazanma diye arattığımız sırada gördüğünüz üzere şurada arkadaşlar rekabet orta yazıyor. Ama YouTube para kazanma aktifleştirme yazalım bir de. Gördüğünüz üzere rekabeti düşük, aranma hacmi de gayet iyi. Yani demek istediğim şu: etiket daraltma yapın arkadaşlar. YouTube para kazanma aktifleştirme dar bir etikettir. Yani dar alandır. YouTube para kazanma aktifleştirme diye aratan kişi sadece bunu bulabilir.
YouTube para kazanma ise buna göre daha geniştir misal. Zaten o yüzden rekabeti geneldir. Yani rekabeti ortadır. YouTube para kazanmaya göre de YouTube para daha geneldir. Bunu daha da genel yapmak istersek YouTube. Şimdi biz en genelle ilgili bir video çekebilir miyiz? Hayır. Görüyoruz zaten. Bakın 10 aylık kanallar. Bakın 10 aylık kanallar. Bakın yine 10 aylık kanallar. Biz bunlarla rekabet edemeyiz. 245 bin abonesi var. Ben bunun nasıl geçebileyim? Bakın 16 milyon abonesi var. Yani demek istediğim bu arkadaşlar. Dardan genele doğru. İlk olarak sen gideceksin. YouTube para kazanma, aktifleştirme. 2021 diye bir video çekeceksin. Kanalın büyüdü mü? Gideceksin 2021'i sileceksin. Bu şekilde video çekeceksin. Sonra biraz daha mı büyüdü? Bunu da sileceksin bu şekilde. En son milyonlara ulaştığında zaten direkt bu etiketi kullansan da öne çıkacaksındır. Demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Etiket daraltma da bu şekilde önemli arkadaşlar. Şimdi dilim damağım kurudu. Uzun bir video olacak evet ama çok yararlı bir video olacak. Yani ben bundan eminim. Umarım emeğimizin karşılığını alırız arkadaşlar. Herkes alır. Yorumlar bölümünde de belirtin arkadaşlar yararlı olup olmadığını videonun. Şimdi bunu geçtik. SEO ayarlarına dikkat. Evet, fazla üzerinde durmayacağım çünkü çok uzun olacak arkadaşlar. Şimdi ben Teknoloji Kafası kanalımdan yine bir video örnek vereceğim. En çok izlenen videomu örnek vereyim bu sefer. Hatta en çok izlenen videom değil de şu EBA ile ilgili olanı. Bir girdim. Burada VidIQ yine bize SEO skoru gösterecek. Yani bir puanlama sistemi arkadaşlar. Bu nasıl yapılıyor? Onun üzerinde biraz duracağım. 100 üzerinden 100. Yani bundan daha iyisi yok. Yani olabildiğince en iyi şekilde yazmışım etiketlerimi, başlığımı, açıklamamı ve videomda zaten o yüzden 100 bine yakın izlenme almış. Diğeri de aynı şekilde arkadaşlar. Diğeri de 300 bine yakın izlenmiş. O da aynı şekilde SEO skoru fazla olduğundan arkadaşlar. Şimdi bunu da göstereceğim. SEO skorunu hemen sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bu VidIQ'de SEO nasıl yapılır onu da göstereyim. 98.7. Evet. Zaten bu da 300 bin izlenmiş. Şimdi arkadaşlar 300 bin dedim değil mi? 300 bin olacak yani. 240 bin izlenmiş. Şimdi arkadaşlar başlığa bakıyoruz. Şu anahtar kelime var. Açıklamaya bakıyoruz. Şu anahtar kelime var. Etiketleri de VidIQ eklentisi sayesinde görüyoruz. Şu şekilde. Birinci sırada var. Yani biz başlık, açıklama, etiket üçlemesini yapıyoruz arkadaşlar. Şuradaki video optimizasyon listesi bölümü var. Bunları yapıyoruz. Şu şekilde paylaşıyoruz vesaire. Arada yanlış gösteriyor. 98.5 niye gösteriyorsun sen? 68.5 niye gösteriyorsun? Bakın hepsini tamamlamışım. Neyse. Böyle işte arkadaşlar. Başlık, açıklama, etiket üçlemesi. Şuradaki başlıktaki anahtar kelimeyi açıklamada da açıklamadakini de etiketlerde geçireceksiniz. Bu şekilde sıralama alacaksınız. Yani ne demek istiyorum? Hashtag 1 yazıyor misal. Şu şekilde bir arama yaptığımızda birinci sırada çıkıyor anlamında oluyor. Bunu yaparsanız yüksek hacimli ve rütbeli etiket yakalar ve izlenmeleriniz yüksek olur arkadaşlar. Evet, birinci sırada çıktı. Evet, çok yoruldum gerçekten. Fazla üzerinde durmayacağım. Yani bununla ilgili bir sürü videom var zaten Teknoloji Kafası kanalımızda. O kanaldan gidip izleyin arkadaşlar. Şimdi içeriklerin önerilenlere çıksın dedim. Rakip kanal bulma dedim. Evet, rakip kanaldan bahsetmiştik. Şimdi oraya geldik. Rakip kanallar misal aşağıya geldim. Bu bir rakip kanalım olamaz. Çünkü çok büyük bir kanal bana göre. Bu zaten Orkun Işıtmak. Bu da olamaz. Bakın ben onların üzerinde çıkmışım. Çünkü YouTube SEO'yu uygun yapmışım arkadaşlar. Bu kanal olabilir misal. Bu kanalı ben rakip kanal olarak aldım. Başlığına baktım. Açıklamasına baktım. Etiketine baktım bu şekilde ve başlığına benzer, açıklamasına benzer, etiketlerine benzer video ürettim arkadaşlar. Ne oldu? Bu videoya tıklayan kişi hemen sağ kısımda arkadaşlar görüyorsunuz mouse imlecimi. Hemen sağ kısımda önerilenler çıkıyor. Oradan benim videoma tıklayarak izlenme geliyor. Önerilenlere bu şekilde çıkılır. Benzer açıklama, etiket, başlık kullanırsanız önerilenlere çıkarsınız. Diyeceğim bu kadardı. Kanal analizlerine bak, sık sık bak diyorum. Şimdi her şeyi yaptınız, iyi hoş. Artık içerik bulamıyorsunuz. O dereceye geldiniz. Ne yapacaksınız? YouTube Studio'ya girdiniz. YouTube Studio'dan sonra arkadaşlar buradan analiz bölümüne geleceksiniz. Analizler bölümünden şuradan erişime tıklayıp evet aşağı iniyorsunuz. Burası çok önemli. Gösterim tıklanma oranı. Burada buna da biraz değineyim. Bu nedir? Videolarınızın küçük resimleri arkadaşlar çok önemli. Dikkat çekilir. Küçük resimler yapın. Şu şekilde atıyorum.
bir küçük resim yapabilirsiniz. Bu şekilde parlak renkler, sarının üzerine siyah, siyahın üzerine beyaz gibi renkler yapabilirsiniz. Yani tıklama tuzağı derler yani. Bu şekilde renkleri kullanın arkadaşlar ama clickbait vesaire yapmayın. Daha sonrasında buradan aşağı inip neredesin sen? YouTube arama bölümüne gelip daha fazla göster diyoruz. Burayı son 28 gün yapabilirsiniz, ömür boyu yapabilirsiniz. Kendi analizlerinize kendiniz bakacaksınız arkadaşlar. Buradan en önemli kısım şudur. YouTube aramalardan en fazla hangisi izlenme getiriyor ona bakın. Görüntülenme getiriyor ona bakın. Misal ben bununla ilgili bir video çekersem büyük ihtimal tutacak arkadaşlar. Bununla ilgili bir video çeksem tutacak. Evet, buralara bakıyoruz ve kendi video içeriklerimizi kendi analizlerimden bakıyorum arkadaşlar. Yani başka bir kanala vesaire bakmıyoruz. Kendi analizlerimizden kendimiz hangi videoyu çekeceğimizi buluyoruz. Evet, dilim damağım kurudu. 20 dakikayı geçkin bir video oldu. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız seviniriz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ay yeter. Bay bay.